yutarken boğazımda bir düğüm var. Yani yutkunamıyorum. Türkiye'nin en özgür programı Gerçekler bu haftada çarpıcı dosyalarla TVM'de. Benim canım gitti. Acı dinmiyor. Gözü yaşlı anne, 2 yaşındaki oğlum doktor kurbanı oldu diyor. Yeni doğan bebeklere -10 derecede işkence yapılıyor. Biz de insanız, biz de Müslümanız diyor ve namaz kılıyor. Lüks evlerdeki fuhuş alarm veriyor. Hayat kadınlarını kimler nasıl dövüyor? Az sonra Gerçekler'de. İyi geceler sevgili seyirciler. Türkiye'nin en özgün programı Gerçekler'e hoş geldiniz. Nerede bir gözyaşı, nerede bir haksızlık varsa bunu gündeme getirmek ve çare bulmak için yola çıkan Gerçekler'de bu haftada çarpıcı dosyalarla karşınızdayız. Başka bir şey söyleyemiyorum. Benim ömrüm gitti, benim canım gitti. Ben bu şekilde oğlumu kaybettim. Oğlum doktor kurbanı oldu diyen annenin gözyaşı dinmiyor. Ve hala canım acıyor. Hala nefes alırken boğazımda bir düğüm var. Yani yutkunamıyorum. Yaşında hayatını kaybeden Bulut'a ne oldu? Sağlık skandalı az sonra. Değerli izleyiciler, evlat acısı çeken doktor kurbanı bir aile ekranımıza getireceğiz. 2 yaşındaki çocukları hastalanınca doktora götüren ama bir şey yok denilerek evine gönderilen, sonra da hayatını kaybeden küçük Bulut'un dramıyla Gerçeklere başlıyoruz. Başka bir şey söyleyemiyorum. Benim ömrüm gitti. Benim canım gitti. Ben bu şekilde oğlumu kaybettim. Ailesinin, sevenlerinin gözyaşı döktüğü Bulut Ulu daha 2 yaşında hayata gözlerini yumdu. 2 yaşındaydı. Ve vefat etmeseydi 2 hafta sonra doğum günü olacaktı. Ben oğluma doğum günü yapamadım. İyi ki doğdun oğlum bile diyemedim oğluma. Ve ben oğlumu toprağa vermek zorunda kaldım. Çok zor, çok, çok acı. Küçük Bulut'un ailesinin iddiasına göre çocukları doktor kurbanı oldu. Açtı benim oğlum. Hiçbir şey yediremedim. Serum takıldı. Çünkü hani bünye zayıf düşmüş dendi. Serum takıldı. Serum bitti. Tekrar eve gönderildik. Ve ertesi gün olduğunda... Ve oğlum artık hiçbir
Yani hiç konuşamıyordu, hiç sesi çıkmıyordu. Ve yine bir şey yediremedim. Sadece anne su diye benden sadece su istiyordu. Ve o gün 12 civarlarıydı gündüz. Oğlumun ateşi çıktı sabah. Ateşini düşürmeye çalıştım. Ve sonra terlemeye başladı. Acı çekiyordu, anladım ama hiçbir şey yapamadım. Saçlarını yolmuş, avuçları saç içindeydi, fark etmedim. Eşim aradım, dedim Bulut çok kötü, gel. Ve sonra eşim geldi. Biz beraber götürdük. Aynı şekilde hemen bir müdahale edildi. Ve ben hissettim, benim çocuğumun kalbi durmuştu. Çünkü kucağımda bir hafiflik vardı, yoktu. Oğlum yoktu sanki o anda. Kucağımda o hafifliği hissettim ve hani eşime Mehmet dedim, hani çabuk gidelim. Çünkü Bulut dedim, hani bir şey oluyor yani, yok. Ve biz direkt o şekilde aldılar oğlumu. Ve birkaç saat sonra çocuğun bağırsağı patlamış. Hani neden geç kaldınız bu kadar dendi. İstanbul'da yaşayan Mehmet ve Gülcan Ulu çifti, çocukları Bulut hastalanınca Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüler. Ancak iddialara göre çocuklarıyla yeterince ilgilenilmedi ve evine geri gönderildi. Hiçbir şekilde yatırılma diye bir şey hiçbir şekilde söylenmedi. Hani biz söyledik hatta, hocam hani çok kötü, gidip geliyoruz. Hani yatırma ihtimaliniz yok mu diye. Hayır dedi, öyle bir ihtimalimiz yok. Hani yatırılacak pozisyonda değil çocuk. Hani o şekilde bizi eve gönderdiler. Küçük Bulut evine gönderildi ancak hala hastaydı. Annesi ve babası yeniden onu aynı hastaneye götürdü ama iddialara göre yine gerektiği gibi ilgilenilmedi. Aldılar oğlumu ve birkaç saat sonra çocuğun bağırsağı patlamış. Hani neden geç kaldınız bu kadar dendi. Dedik hocam biz zaten 4 gündür buradayız. Geceli gündüzlü geldik aynı şekilde ve bize hiçbir şey böyle söylenmedi. Hayır, çok geç kalınmış. Çocuk 2 gün boyunca yani kakasını içine yapmış. Bundan dolayı zehirlenme gerçekleştiğini söyledi. Yani şu an kalbini çalıştırdık ama hani net bir şey söyleyemiyoruz. Ben bu şekilde oğlumu kaybettim. Yani başka bir şey söyleyemiyorum. Benim ömrüm gitti, benim canım gitti. Röntgen filminde çocuğumun bağırsağının patladığı zaten o filmlerde gözüküyormuş. Ve onlar görmemiş. Hani bu ihmal değil de nedir yani? Onunla uyumayı çok özledim. Çünkü benden ayrı yatmıyordu. Kokusunu çok özledim. Ve hala kıyafetlerini saklıyorum. Hala kokluyorum. Ve inanın hala kokusu üstünde, hala gitmedi. Ve bazen yani hatırlıyorum. Yani unutmaktan da çok korkuyorum. Ama hani ömrüm olduğu sürece, yaşadığım sürece, nefes aldığım sürece ben hep oğlumu bileceğim ve hatırlayacağım. İddialara göre bağırsağı patlayan Küçük Bulut'un bu durumunu doktorlar görmedi ve Bulut bunu hayatıyla ödedi. Nefes almak artık çok zorlaşıyor. Yaşadığınızın bile farkında değilsiniz. Günler geçiyor, aylar geçiyor ve oğlunuzun yaşıtlarını gördükçe daha çok acı çekiyorsunuz. Oğlum hani büyüseydi şunun gibi olurdu. Okula gitmesi gerekiyordu. Bu sene ana sınıfına gidecekti ve seneye 1'e başlayacaktı benim oğlum. Onları görüyorsunuz. Anneler alışveriş yapıyor oğullarına. Oğluma alamadım dediğim binlerce şeyler var. Yaşasaydı şunu alırdım. İşte bunu giydirirdim. Şuraya götürürdüm. Bir sürü hayaller var. Ama hayallerimi bitirdiler.
benzesin diye. Ve şu anda bir kızım var ama ve tıpkı abisi. Tıpkı abisi her şeyiyle, gözleri, elleri, kokusu. Yani onunla avunuyorum şu an, inanın. Hani belki ona bu kadar hani... Ya onu çok özlediğim için onu onda görüyorum. Ya da gerçekten çok benziyor. Aile çocuklarının ihmal sonucu hayatını kaybettiğini söyleyerek konuyu yargıya taşıdı. Benim ömrüm gitmiş ama onların umurunda değil. Onlar hala görevlerine devam ediyorlar. Ve tek isteğim, yani onların ceza almalarını istiyorum. Yani gerekirse keşke böyle bir ihtimal olsa da doktorluk meslekleri elinden alınsa. Çünkü benim ömrüm gitti, benim hayatım bitti. İstiyorum onlara da bir ceza verilsin, onların da hayatları bitsin istiyorum. Yani bu işi peşini bırakmayacağım. Önce Allah'tan istiyorum ki cezalarını önce Rabbim versin. Sonra mahkeme verecektir. Yani başka annelerin canı yanmasın. Benim canım çok yanıyor. Ve hani oraya hiç gitmedim. Hala o sokaktan hiç geçmedim. Çünkü o gün geliyor aklıma. Ya bilmiyorum, çok çok zor, çok canım acıyor. Benim hayatımı bitirdiler. Yani bu şekilde hani umarım Rabbim onların cezasını önce Allah verecektir. Ve ben bu işi peşini bırakmayacağım. 10 sene de sürse, 20 sene de sürse, ömrüm yettiği kadar onların ceza almaları için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ki başka annelerin canı yanmasın, başka bulutlar ölmesin. Hani hastaya bakıyoruz. Hani hangi biriyle uğraşalım? Hani verdikleri cevap bu. Yani kendilerini savunma gerekçeleri bu. Çok hastaya bakıyorlar diye. Ama benim bir evladım var. Herkesin evladı herkese kıymetlidir. Onlar belki 150 hastaya bakıyordu ama benim canımı aldılar. Benim canım gitti. Anne Gülcan Hanım'ın oğlunu kaybettiği sırada bir kızı vardı. Sonra yeni bir çocuk daha dünyaya getirmiş, teselliyi onlarda bulmaya çalışmış ama tabii ki Bulut'u unutması da mümkün değil. Ben kızıma başta söyleyemedim. O okuldan gelmişti ve ben hastaneden geldim. Anne hani kardeşim nerede, anne Bulut nerede diye sordu. Ve ben kızıma o cevabı veremedim. Kızım dedim sadece hastanede. Anne sen geldin, niye kardeşimi getirmedin? Kim var yanında? Niye tek bıraktın dedi. Dedim kızım gelecek. Ve onun bile kabullenmesi çok zor oldu. Benim kızım kalp hastası. Ben acımı çok fazla onun yanında yaşayamadım. O üzülmesin, ona bir şey olmasın diye korktum. Ve ben kızımın yanında ağlayamadım. Bağırarak içimi dökemedim. Hemen gözüme bakıyor, anne ağlama ne olur. Bulut bizi görüyor, Bulut yanımıza gelecek anne diyor. Ve inanın hani başlarda gerçekten acımı yaşayamadım. Yani ağlamak istediğimde, yani o okula gittiği zaman ağlıyordum. Ki o geldiği zaman gözüme bakıyordu, anne ağladın mı yine? Hani gözlerin kan olmuş hep. Yani ona hissettirmemeye çalıştık. Ama artık onun için de çok zordu. Onun da hayalleri vardı. Parka gidiyor, görüyor. Anne bak, görüyor musun? Bulut yaşasaydı belki biz de onunla el ele tutuşurduk. (Gülüyor)
Evlat acısının tarifinin olmadığını söyleyen anne Gülcan Bulut, her gün ağladığını, bir gün bile gözyaşının dinmediğini belirtiyor. Hala canım acıyor. Hala nefes alırken boğazımda bir düğüm var. Yani yutkunamıyorum. Başka ötesi yok. Başka kelime yok. Evlat dediğiniz zaman hani bir söz vardır. Allah kimse evlat acısı vermesin denir. Ama gerçekten öyleymiş. Ben bunu yaşadım. Rabbim kimseye yaşatmasın. Ama en büyük acı evlat acısı. Bir küçücük yani bilmiyorum. Çok geçireceğim zamanlar vardı belki. Değerli izleyiciler, Allah kimseye gerçekten yaşatmasın. Acıların en büyüğü denir, evlat acısı. Şimdi acılı anne baba stüdyomuzda Sayın Mehmet Ulu Bulut'un babası ve Sayın Gülcan Ulu annesi bizlerle birlikte. Bu konuyu onlarla konuşacağız. Bu arada haberde Ok Meydan Hastanesi diye geçti, hemen düzeltelim. Şişli Etfal Hastanesi'nde yaşanmış bu dram. Bunu da düzeltmiş olalım. Şimdi ben Sayın Gülcan Ulu'ya dönmek istiyorum. Başın sağ olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Gerçekten tarifi çok zor bir acı. Evladınızın en çok nesini özlüyorsunuz? Gözlerini, kokusunu, anne deyişini. Yani her şeyini evlat, yani evlat dediğiniz zaman hani ayırma lüksünüz yok zaten. Her şeyiyle özlüyorsunuz. Ağlamasını, sesini, her şeyini. Ama yok. Bir daha o sesi duymak mümkün değil. Yani bir daha onun kokusunu duymak mümkün değil. Ama ben sakladığım kıyafetlerinde hala onun kokusunu duyabiliyorum. Gitmedi çünkü. Hala kokusu üstünde her şeyinin, o son gün giydiği kıyafetinin, her şeyde kokusu var. Gülcan Hanım, haberde de izledik. Bir de ablası var. Evet. Bulut'un. Onu da tabii size söylediği bazı şeyler var. İşte parka gittiğinizde o da evet. Burada olsaydı. 2 sene geçti değil mi üzerinden? Evet, 2 sene bitti. Ve 31'inde oğlumun doğum günü. Ve yine bir doğum günü daha geçti. Kaç doğum günü geçecek bilmiyorum. Yani çok zor. Diğer kızımın da yani onun da o acıyı kaldırması çok zor. Yani çok zor günler yaşadık. Hala da yaşıyoruz. Ve benim kızım hala ağlıyor. Anne işte Bulut'u unutmaktan korkuyorum. Anne bana anlatır mısın biz nasıl yapıyorduk, neler oynuyorduk, ne yapıyorduk diye bana soruyor. Ben anlatıyorum kızım bak böyle yapıyordunuz. Anne diyor gerçekten diyor hani bir gün unutmaktan korkuyorum. Çünkü artık yok ya diyor hani hatırlayamamaktan korkuyorum. Zaman geçtikçe onu unutmaktan korkuyorum diyor. Ve diğer kızımı da o da benzetiyor. Anne bazen gerçekten diyor Bulut'a çok benziyor. Allah diyor belki bizi sevindirmek için onu verdi bize. Çünkü diyor gerçekten Bulut'a çok benziyor. Peki efendim hayatını kaybettiği gün neler yaşandı bize kısaca anlatır mısınız? Neler oldu o gün? Hani hiçbir şey yok diye eve gönderiliyor. Evet. Yıl 2012 o zaman. Evet. Uçağda. Evet. Ve öldüğü gün neler oldu? Ya öldüğü gün zaten bitkindi. Hiçbir şey yememişti. Sadece istediği anne su,
Başka kelime çıkmıyordu ağzından. Ve o sabah kızımı okula gönderdim. Önce ateşi çıktı, üzerini çıkardım. Sonra terlemeye başladı, soğuk soğuk. Sonra 12 civarlarıydı. Artık hani bitmişti tamamen, tükenmişti. Sonra eşimi aradım, dedim Bulut çok kötü gel. Ve o anda yani o acıyla benim evladım saçlarını yolmuş. Ellerini ısırmış, avuçların içi saç doluydu. Ve ben bunu sonradan fark ettim. Ve biz onu yine o hastaneye götürdük. Yani bilmiyorum ya, yollar orada kesişti. Ve biz yolda gittiğimizde yani duymadı beni. Çok seslendim, oğlum artık duy sesimi diye. Hiç bakmadı yüzüme. Ve artık ya bir anda onun ağırlığını hissetmedim kucağımda. Yani boş bir şey, sanki hiçbir şey yok gibiydi kucağımda o an. Ve hani eşime dedim hani çabuk, yani Bulut'a bir şey oluyor dedim, hani çabuk gidelim. Ve zaten hani o gün yapılacak hiçbir şeyin olmadığı söylendi. Ve ben evladımı, eşim arabayı bırakır bırakmaz kucağımda koşturdum. Hastanenin içine girdim ve kendimi yere attım evladımı kurtarın diye. Ve doktorlar geldi aldı evladımı. Hani iyi, iyi olacak, işte düzelecek dendi. Ve hani birkaç saat gibi bir süre biz bekledik. Ya bana diyorlar yıkılma, bak işte iyi olursan göstereceğiz evladını sana. Yoğun bakıma gireceksin dediler. Ya ben dik durmaya çalıştım. Ama evladımın son görüşümmüş, kucağımdan aldıkları zaman bilemedim. Son koklayışımmış. Ve benim evladımı o şekilde aldılar ve bir daha bana vermediler. Akşam 18.30 civarlarıydı. Bir şey hissediyorum, bir telaş var. Sonra gittim, kapının önüne gittim. Yani eşimi gördüm, yıkılmış vaziyetteydi. O zaman dedim hani yok gitti. Oğlum gitti dedim, bizi bıraktı. Yani başta eşime söylemişler, o söyledikleri anda ben yoktum. Ve sonradan gittiğimde herkes perişan haldeydi. Yani o gün, inanın bir anne olarak söylüyorum, o gün benim gerçekten öldüğüm gündü. Şu anda yaşıyorum belki, nefes alıyorum ama hani yok, boşuna yaşıyorum gibi geliyor. Çünkü o çok özel bir çocuktu. Çok güzel bir çocuktu. Yani çevrede herkes tarafından, ailede, gerek eşimin ailesi gerek benim ailemde. Ya Bulut dediğiniz zaman herkes böyle hani imreniyordu. O kadar akıllı bir çocuktu. Ve son birkaç ay içinde çok fazla bir gelişim gösterdi. Hani gerek boyu uzadı, kilo aldı, gerek bir şeyler söyledi. Kendi yemek yiyordu, artık sandalyesi vardı, masaya oturuyordu bizimle birlikte. Ya çok zor yani, kelimelerle anlatılamayacak kadar çok zor. Hani burada size saatlerce yani anlatsam yine de bitiremem. Ve bu acı ben yaşadığım sürece, yine söylüyorum, ömrüm yettiği sürece de bu işi peşini bırakmayacağım. Ama yani yüce adaletten de tek isteğim, ne olur onlar da cezalarını çeksinler. Çünkü ben acı çekiyorum. Çünkü benim canımı aldılar. Benim yaşam sevincimi aldılar. Umarım onlar da cezalarını çeksin istiyorum. Ve bunun mücadelesi içindeyiz şu anda. İnşallah mahkemeden de hayırlı bir sonuç alırız da. Birazcık da olsa yani belki nefes alabilirim. Gülcan Hanım, bu çok büyük bir acı, evlat acısı. Allah kimsenin başına vermesin. Bu acının bir tarifi var mı? Hayır. Ya nefes alıyorum şu anda. Ama hani yutkunamıyorum. Hani derin nefes alamıyorum.
Çünkü içimde bir acı var. Yüreğimde bir yangın var. Yok geçmiyor. Yani oğlumu o gün orada bıraktığım zaman başladı bu acı. Ve ben oğlumu almadım o hastaneden de. Eve dönmek istemedim. Gece dediler verilmiyor. Morga götürdük dediler. Ve ben oğlumu kucağımda götürdüm. Ve benim oğlum kapımın önüne bir arabanın bagajında geldi tabut içinde. Ya bir anne için bundan daha büyük acı yok. İnanın ki yok. Gerçekten ben ne soracağımı ne diyeceğimi bilemiyorum şu anda. Peki o hani o kor halindeki acılı günler nasıl atlattınız o günleri? Ya ben yardım al dediler. Çünkü kolay değildi yaşadığım. Çünkü zaten bir kızım kalp hastası doğmuştu. Onda çok sağlık problemleri yaşamıştık. Ve ben oğlum doğduğunda çok mutlu olmuştum. Yani sağlıklı bir çocuk dünyaya getirmiştim. Çünkü kızım kalp hastası doğdu. 5 yaşında ameliyat geçirdi. Onun bir sevinci vardı zaten oğlum dünyaya geldiğinde. Ya onu kaybettiğimde hani çok zordu. Yani o günleri yaşamak, ya bilmiyorum o saatleri geçirmek. Biz oğlumuzu memleketimize götürmek istedik. Burada kalsın istemedik. Ve memlekette bir haftamızı geçirdik ve ben oğlumu orada bırakıp geldim. Bana daha çok acı verdi. Burada olsun çok isterdim. Her gün yanına gideyim. Saatlerce onu anlatayım. Belki o burada olsaydı onunla yani avunabilirdim ya da benim açıdan daha da kötü olabilirdim ve ben kendimi toplayamayabilirdim de. Yani kızıma hamile olduğumu öğrendikten sonra hani biraz daha toparlanmaya çalıştım. Ama hala acım ilk günkü gibi. O hastanedeki hissettiklerim aynı acı. Şu anda yaşadığım aynı acı. Yani hiçbir yol kat etmedim. Hiçbir azalma yok. Yani güncel hayatınızı yaşıyorsunuz mutlaka. Yiyorsunuz, içiyorsunuz. Bir tane evlat sahibi oldum şu anda tekrar. Ona bakmak zorunluluğum var. Ama belki olmasaydı bu kadar ayakta durabilir miydim? Ya da başka evladım olmasaydı duramazdım. Yani belki beni hayata bağlayan İnanın onlar diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani başka söylenecek bir şey. İnanın hani çok var da hani yok. Çünkü yani gerçekten tarifi imkansız bir durum. Bu peki olay oldu. Doktorlar önce bir şey yok deyip gönderdiler. Daha evet. Sonra ne dedi bu doktorlar size? Bize ben 4 gün boyunca evladımı götürdüm. Ve yani o 4 gün götürdük ama 4 kere götürmedik. Biz gün içinde 2-3 kere aynı hastaneye başvurduk. Her gittiğim zaman hocam bak ben 2 saat önce de buradaydım. İşte şunlar yapıldı ve benim çocuğum hala şu vaziyette. Hani her doktora derdini anlattım. Çünkü onu unutmuştur dedim hani kaç tane hastaya bakıyorlar diye. Ha tamam hatırladık. Hani işte ne oldu? Diyorum hocam yine benim çocuğum kötü ve ben çocuğuma bir şey yediremiyorum. Ve benim çocuğum su içiyor ve suyu kusuyor. Hani bitkin halde. Yani kıpırdamıyor, yatıyor, hep uykulu bir hali vardı. Ve yani 4 gün boyunca sürekli gidip gelme içerisindeyiz. Ve yeri geldi eşimle arabanın içinde oturduk, sabahladık.
Çünkü hani bir şey olursa hemen yakınız. Kapının önündeyiz çünkü hastanenin. Hemen hani götürürüz. Hani o şekilde düşünceyle yatırmadılar. Bir müşahede altına almadılar benim çocuğumu. Ki yani bunu ben söylemiyorum. Bilirkişi görevlendirildi. Hani kendisi söyledi. Bu röntgene bakarak bu çocuğu eve göndermeleri mümkün değil. Çünkü benim çocuğumun bağırsağı patlamış. Ve onlar görmediler, fark etmediler. Ve ben anlamadım. Sadece karnı şişti son gün, Perşembe günü. Ve dedim ki hani niye şişiyor? Bir şey yemedi çünkü aç benim oğlum dedim. Yani kendi kendime niye şişiyor? Ve biz hani son gün öğrendiğimizde bize söyledikleri neden geç kaldınız? Ya bir de sizi suçladılar. Evet yani biz geç kalmadık. Biz zaten her gün oradaydık. Saatlerce orada kaldık. Ya hanımefendi işte beyefendi işte Bulut'un ailesi siz misiniz? Evet biziz hocam. Ya çok geç kalmışsınız. Çocuğunuzun bağırsağı patlamış ve iki gün boyunca kakasını içine yapmış. Benim çocuğum bu şekilde zehirlendi. Ve onların ihmali yüzünden sadece onlar görmedi diye, raporda görmediler diye. Ve kan değerleri alt üst olmuş. Onu bile sonradan biz hani başka doktora gösterdiğimizde onlar gösteriyor. Ya bu değerlere bakarak bile çocuğun müşahede altına almaları gerekiyordu deniyor. Ve benim çocuğumu hiçbir şekilde ya bilmiyorum hani bakmadılar. Yani ben gidiyorum işte yani eşim söylüyor. Ya işte hanımefendi bizden iyi mi biliyorsunuz? Biz doktoruz. Yani böyle bir yanıt olabilir mi? Hani hocam bir film mi çekseydiniz diyoruz. Mesela hani karnı şişti diyoruz. Neden şişti? Ve bize Perşembe günü film sonrası söylenilen kelime şuydu. Çocuğunuzun idrar yollarında enfeksiyon var. Ve çocuğunuz kum döküyor. Hani ailede var mı diye soruluyor. Hani ırsi olabilir diye. Çünkü yaşı küçük diye. Bize bu şekilde bir şurup verildi. Bize eve gönderildi. Bir şurupla eve gönderildi. Evet. Daha sonra da maalesef çocuğunuzun cenazesini size teslim ettiler. Evet. Şimdi baba Mehmet Ulu da stüdyomuzda konuk. Bir baba olarak sizin de mutlaka söyleyecekleriniz vardı. Sizin de başınız sağ olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Hukuki süreç devam ediyor. Bunu da belirtelim. Siz buradan yetkililere neler söylemek istersiniz? Biz buradan yetkililere söyleyeceğimiz şey şu. Yani bizim evladımız öldü. 2 yaşındaki evladımızı öpüp koklamadan, onu büyütemeden, yürütemeden, hayallerimizi kurmadan toprağa verdik. Başka bulutlar, başka evlatlar ölmesin. Başka bulutlar, başka evlatlar toprağa verilmesin. Yani gereken kişiler gereken cezayı alsın istiyoruz. Yani bu işin peşini biz bir şekilde zaten bırakmayacağız. Yani illaki bu doktorlar bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Kanunu'nda gereken cezayı alacaklarına ben inanıyorum. Bunu da buradan yetkililerin duyduğuna da inanıyorum. Yani eşim zaten gereken şeyleri söyledi. Biz yani bir baba olarak biraz daha annelerden katı olabiliyoruz. Yani bazı şeyleri gözyaşımızla değil de içimize atarak ifade edebiliyoruz. Kendimizi bir şekilde dışarıya atıp dışarıda kendimizi avutuyoruz. Ama eşim yani her gün evde acı çekiyor diğer çocuklarla beraber. Yani çünkü biz 2 yaşındaki bir evladı toprağa verdik. Kolay değil. Her gün onun acısını yaşıyoruz. Yani bu yapılan ihmalkarlık, yapılan hata, yapılan kusur her ne dersek diyelim. Yani bizim aile içinde ya da işimizde, gücümüzde, evimizde, barkımızda her şeyimize yansımış durumda. Yani bilmiyorum. Yani kelimelerle ifade edilmeyecek şeyler bunlar. Yani tek dileğim inşallah bu kişiler cezasını çekecektir. Buna inanıyorum. Hukuki süreç devam ediyor. Tekrar hatırlatalım. Ben tekrar anne Gülcan Ulu'ya dönmek istiyorum. İhmali olduğu iddia edilen doktorlar hakkında siz neler söylemek istiyorsunuz? Aslında söylemek istediğim o kadar şey var ki. Ben oğlumu kaybettikten sonra hani yüzlerini unutmamak için beynimle çok mücadele ettim. Hani gün gelir de beni yani karşıma onları dizerler
Hani kimdi evladına bakan derler diye beynimle çok mücadele ettim. Yani onların yüzlerini unutmayayım diye, çünkü isimlerini bilmiyordum. Hani yani tek tek soramıyorsunuz ki isminiz neydi diye soramıyorsunuz. Öyle bir hakka sahip değiliz. Ama yüzlerini unutmamak için çok çaba gösterdim. Ve benim oğlum öleli 2 sene bitti. Artık 3. seneye girdi. Ve inanın hala da zaman geçiyor kendimle, ya beynimle yine mücadele içerisindeyim. Acaba diyorum şu anda karşıma getirseler yine hatırlar mıyım onları diye. Çünkü yaşadığım kolay bir şey değildi. Çok büyük bir travmaydı. Hala da hani onun içerisindeyim. Yani şu anda da inanın evlatlarıma iyi bir anne olmak istiyorum. Onlar için ayakta durmaya çalışıyorum. Geride 2 tane evladınız var. Allah onlara uzun ömür versin. Amin. Yani Rabbim kimseye evlat acısı vermesin. Amin. Kimseyi evladıyla sınamasın. Sayın Gülcan Ulu ve Mehmet Ulu, bu acılı halde geldiniz. Ayağınıza sağlık. Tekrar başınız sağ olsun. Teşekkür. Hukuki süreç devam ediyor. Biz de gerçekler ekibi olarak bunu takip etmeye devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, daha minicik olan Bulut'un acı bir şekilde biten hayatını ekranlarınıza getirdik. Ailesiyle de bu skandalı stüdyomuzda konuştuk. Sağlık Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu'na da bir çift sözümüz var. Sayın Bakan, artık yeter. Hastane kapılarında ölen insanlarımız olduğunu biliyoruz. Ancak bir şey yok denilerek evine gönderilen bir çocuğun ölmesine siz ne diyeceksiniz? Hukuki süreç devam ediyor ama idari olarak siz ne yaptınız? Sorumlu olan doktorlar acaba hala görevlerinin başında mı? Bu konunun takipçisi olacağız. Sayın Bakan, sizin bu konulardaki hassasiyetinizi de biliyoruz. Bu konu hakkında gerekeni yapacağınızdan da en ufak bir şüphemiz yok. Hazır bu konuyu gündeme getirmişken Sayın Bakan, size bir şey daha hatırlatmakta fayda görüyoruz. Gerçekler ekibi geçtiğimiz haftalarda 112 acil servis ambulanslarında çalışan personelimizin insanların en zor anlarında yanlarında olduğunu, onların hayatlarını kurtarmak için nasıl canla başla çalıştığını göstermek için bakanlığınızın izin istedi. Ancak danışmanlarınız hayır, çekim yapamazsınız, bakanımız bunu istemez cevabını verdi. Sayın Bakan, bazı medya kuruluşlarına izin var, bize niye yok? Basına çifte standart mı uygulanıyor? Bu sorulara vereceğiniz yanıtları merakla bekliyoruz. Gerçekler devam ediyor. Travestiler, yeter artık bizi dışlamayın. Biz de insanız, biz de Müslümanız dediler. Tüm dikkatleri üzerlerine çektiler. Biz elhamdülillah Müslümanız diyebiliyoruz. İslam, travestiler ve eşcinseller için ne diyor? Az sonra. Değerli izleyiciler, şimdi gerçeklerde bir başka dosyayı açıyoruz. Buz gibi havada karların üzerine attılar ve bu da yetmedi. Bebekleri kollarından, bacaklarından tutarak sağa sola çevirdiler. Şimdi vicdansız anne ve babaların çocuklarına yaptığı ekranlarınıza getiriyoruz. Burası Gürcistan'ın başkenti Tiflis. Budavari kayak merkezi olarak bilinen bu noktada hava sıcaklığı -10 derece. Daha bir haftalık bebekten tutun 2-3 yaşına kadar olan bu çocukları acımasızca karlar üzerine bırakıyorlar. Thank you.
havada karların üzerindeki bu çocuklar sözde hastalanmasın diye ve yine sözde atletik bir vücuda sahip olsun diye işte bu hareketlere maruz kalıyor. Tiflis'teki devlet hastanesinde çocuklara uygulanan bu akıl almaz işkence zaman zaman hava sıcaklığının daha düşük olduğu ve karla kaplı bu bölgede de uygulanıyor. Doktor gözetiminde yapılan bu işkencenin tek bir tarifi var. O da acımasızlık ve vicdansızlık. Çocuklara yapılan işkence için haftada iki kez şehir merkezinden bu noktaya seferler düzenleniyor. Servis aracıyla hava sıcaklığının eksinin altında olduğu bu yere çocukları getiren anne babalar hemen başlıyorlar çocukların elbiselerini çıkarmaya. Çığlıklar içinde adeta ne olur yapmayın diyen bu çocukları ne duyan var ne de gören. Vicdansızlığın bu kadarına pes edirten bu işkencelere maruz kalan çocuklara bunları yapanlar anneleri ve babaları. Görenler, duyanlar, bir insan kendi öz evladına bu vicdansızlığı nasıl yapar diyerek sormadan edemiyor. Ama bu insanlar adeta beyinleri uyuşturulmuşçasına ne yaptıklarını bilmiyor. İşte bir acımasız, vicdansız daha. Çocuğun ayaklarıyla ellerini aynı noktadan tutarak bakın neler yapıyor. İşte bir baba daha çocuğunu yüksek bir noktaya çıkardı ve bakın neler oldu.
Az kalsın çocuğunu kafa üstü düşürecek olan bu vicdansız babanın işkencesi bununla bitmiyor. İşte aynı babanın başka bir vicdansızlığı daha. İşte bir çocuk daha. Dizine kadar karın içine annesi tarafından bırakılan bu çocuk beni ne olur alın diyor ama onu anlayan çıkmıyor. Çocuklara bu akıl almaz işkenceleri yapanların başındaysa bu doktor bulunuyor. Adı Doktor Ketovan. Sakın olun ki bu hareketleri denemeyin. Çocuklara geri dönüşü olmayan zararlar verebilirsiniz. Bunun doktor vizitinde yapılması gerekiyor. Bunu nasıl yaptığımızı merak edenler var. Anneler, babalar para ödeyerek bu kursa katılıyor. Çocuklarının daha sağlıklı ve atletik bir yapıya sahip olması için bunları yapıyorlar. Ama buradan sizin aracılığınızı sesleniyorum. Sakın bunları çocuklarınıza yapmayın. Bunun şakaya gelir yanı yok. Ne olur bunları yapmayın dercesine ağlayan çocukların bu haline üzülmemek, hatta kahrolmamak elde değil. Ancak Gürcistan Devlet Hastanesi'nin himayesinde yapılan bu akıl almaz olaydan ne hikmetse aileler de memnun. Komşumuz Gürcistan'da yaşanan bu akıl almaz işkencelerin yapılma gerekçeleri, bu insanların iddialarına göre çocukların ileride atletik bir vücuda sahip olması. Ancak gelin görün ki çığlıklar içinde yapılan bu anlamsız ve de tehlikeli hareketler işkenceden öteye gitmiyor. Yeryüzünde vicdansızlığın böylesine rastlamak mümkün değil. Doktorun yaptığı bu çok tehlikeli hareketlerin çocuklara en ufak bir faydası yok. Hatta ve hatta telafisi mümkün olmayan sonuçların da ortaya çıkması kaçınılmaz. Siz olun, sakın ola ki denemeyin. Değerli izleyiciler, İstanbul'da bir travestinin hayatına son vermesi medyada hayli yankı bulmuştu. Geçtiğimiz hafta bu olayı stüdyomuza ele almış, canlı yayında da tartışmıştık. Ve canlı yayınımıza katılan travesti Öykü, biz de insanız, biz de Müslümanız diyerek evinin kapılarını gerçeklere açtı. Travesti Öykü namaz kıldığını, ibadetlerini elinden geldiği kadarıyla yerine getirmeye çalıştığını söyledi. Şimdi önce bu görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz, ardından da konuyu stüdyomuzdaki değerli konuklarımıza ele alacağız. Hepimiz elhamdülillah Müslümanız diyebiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde hayatına son veren ve hemen öncesinde cep telefonuyla çektiği videosuyla gündeme gelen Mehtap'ın
diğer bir adıyla da Eylül Johnson'ın yaşadıkları travestileri, eşcinselleri konuşulur hale getirdi. Bana çok engel oldular. Beni çok mağdur ettiler. Biz translar İnsanız, hepimizin bir ailesi var, hepimiz canız ama insan gibi yaşamak bu zamanda çok mu zor bir şey aslında? İnsan olmak, insan gibi yaşamayı biz istiyoruz ama bizi neden o kategoride görmüyor insanlar? Birilerinin ölmesi mi gerekiyor? Birimize saygı duyulmuyor ve öldükten sonra mı saygı duyulacak? Ne denir o zaman? İnsanız, biz de toplumun bir parçası izleyen travestiler dışlanmaktan artık yorulduklarını dile getiriyor. Yanlış ama, bedende ama, doğmuş ama çok önemli bir şey var burada. Yanlış bedende olmak sizce günah mı? Yanlış beden nasıl oluyor? Ben onu anlayamadım. Yanlış yani beden. Ben şu an erkek bedeninde bir kadınım. Ama önceliğiniz tam bir erkek ise, bakın bu çok önemli bir şey. Erkek olarak doğup sonrasını ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben şöyle bir şey. Lüt kavmi dediniz ya. Bakın, anlamıyorum. Dini konuları pek anlamıyorum. Bu konuda yok, sizinle tartışmayacağım. Ben sadece şey söyleyeceğim. Tıbbi olarak. Ben 39 yaşında bir insanım ama 40 senedir ben eşcinselim. Çünkü neden? Ana rahmine düştükten sonra ben eşcinselliğimi sayıyorum. Siz iki cinsiyetli mi doğdunuz? Bütün trans arkadaşlarım aynı duyguyu yaşayan insanlar hastalıklı olarak adledilen dünya tıp literatürlüğünde hastalık olarak adledilen eşcinsellik ana rahminde başlayan bir hormonal bozukluktur aslında. Ben kesinlikle doğru 39 bulmuyorum. Bakın. 39 yaşında değişiyor, ve 40 yıldır eşcinselim. Böyle bir şey kabul etmiyorum. Asla yanlış olduğunu düşünüyorum. Ana rahmine, bakın, ana rahmine bakın düşen bir saniye. Tanıdıklarım var. Diyanet İşleri reisi misin? Neyi kabul etmiyorsun? Kime sorarsanız sorun aynı şeysin. Ya bu insanların bakın. Şunu bu insanlar bir anadan babadan değil bunu mi? Kabul bir dinle etmiyor. Beni. Estağfurullah. Tabii bunlar ki anne babadan. Bir ana babadan ben değil eşini, mi? Peki ana babanın yapmış olduğu bir hatanın neticesinde bu insanlar doğru. Çift cinsiyetli doğdu ise çok... nedir bunların suçu çift ya? Cinsiyetli... Kim bunları suçlayabilir? Cinsiyetli... Hangi kral bunları suçlayabilir Allah? Sen hep ama bunlara suç atmak istiyorsun hayır, evladım. Cinsiyetli... Nuh Aleyhisselam'ın kavmiyle bu insanlarla asla, ne ilişki kuruyorsun? Allah muhafaza ben cinsiyetli doğmuş bir kimse için ya bunun söylemiyorum. Suçu ne? Fakat bu anasından böyle doğdu diye. Ya rica ediyorum ne? Bir dakika ya. Bu toplumun benim... görevi bu insanları olduğu gibi kabul edip toplum içinde bu zaman. İnsanları idare etmektir. Tek günahkar bu arkadaşlarımız, bu kardeşlerimiz. Evet. Kardeşim hayır, bu işin olur. Erkek boyutu var. İşte onu bakınız, bir dakika, bir dakika. Ben. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Erkekler Türkiye'de resmi olarak 40 ya da 45 arasında tahmin ediyorum genel ev var. Kardeşim bu genel eve gidenlerin hiç mi suçu yok? Karısını evet. aldatanların hiç mi suçu yok? Hayat kadınların peşinde koşanların hiç mi suçu yok? Tek suçlu bu işi yapan insanlar mı? Travestiler mi? Gerçeklerin canlı yayınına katılarak sorunlarını dile getiren Öykü Takma isimli travesti evinin kapılarını Gerçekler ekibine açtı. Öykü, kendilerinin toplumdan dışlandığını, sık sık üzücü olaylarla karşılaştıklarını dile getirerek "Bizim sizden tek farkımız cinsel tercihlerimiz ve görünümümüz" dedi. Öykü, namaz kıldığını ve bunu da saklamadığını belirtti. Siz sosyal boyutunu konuşurken ben de dini boyutunu konuşurum. Dini boyutunda değil ki, bakın, bakın. Ben sosyal sebeplerini, boyutunu konuşamam. Lut kavminin helak olması. Evet, doğru çünkü söylüyorsunuz. Ayetleri evet doğru okuyorsunuz. Fuhuş ancak ben bakın hayır. Fuhuş kimse bu masada kimse. Fuhuş yapmayın. Siz fuhuşu tasmih ediyor musunuz? Asla. Etmiyorum ama ben bir şey söyleyeceğim. Yapanlar ben, adına konuşurum. Diyorum ki burada yapıldığı zaman. Bir şey söyleyeceğim Habibe Hanımcığım. Ölünürse. Ben 7-24 namaz kılan birisiydim. Ben sizi teyze ediyorum. Ben yine toplumla ki, alakalı ama topluma bağlayacağım. Yapalım, topluma bağlayacağım. Benim duydum. Evimin her yerinde Kur'an-ı Kerimler asılıydı. Haftanın her cuması
mukabelelere giderdim. Konumla, komşumla birlikte giderdim. Mütevazi bir şekilde yaşardım. Öyle bir noktaya geldim ki yiyecek ekmek parası bulamadım. Ama o Kur'an-ı Kerim'i dinlemeye gelen orada günün getirdisini yiyip içip gidenler orada kapımı çalıp da 1 lira bizim, ekmek parası... Bu bizim soru, yani bu, sorun olan bu. Orada, sorun bu. Evimde aç kaldım. Evimde aç kaldım ve yola çıkmak zorunda kaldım. Yola çıkmak zorunda kaldım. Şu anki toplumda da zaten yaşadığımız mücadelemiz bu aslında biz. Bir sürü sokakta kalan trans arkadaşlarımız var. Neden devlet o zaman onlara bir yer sağlamıyor? Neden belediyeler el uzatmıyor, insanlara demiyor ki... Aşıyor. Ben o konulara girmek istemiyorum. Ama bunu dine bağlıyorsanız. Hayır, ben dine değil. Ben Habibim, bu insanlar Türkiye'de yaşıyor. Bizim aramızda ne? Biz nerede yaşıyoruz? Yapmayın Allah aşkına. Nerede yaşıyoruz? İslami İslami'de toplumda yaşıyoruz ama. Asla kimseyi dışlamam. Asla öyle. Şimdi bizim insanlarımız, kardeşlerimiz. Ben sana var ya çok... Sen o zaman şey olarak değerlendiriyorsun. Bakın manevi... Hastalık kapabilirsiniz. Hem hastalık kapıyorsun hem Allah katında en büyük günahlardan bir. Sadece bu kadar bir sınıflandırmama var size kafanızda. Ben diyorum ki hayır. Toplum içerisinde dışlanırsanız elbette çok önemli şeyler bunlar. Ben de diyorum ki... Kişisel bunu olarak, toplum eğer bizi bu şekilde itebiliyorsa, eğer toplum bunu itebiliyorsa... Toplum itmez hiç kimseyi fuhuşa. Hayır. İnsan kendisini fuhuşa itmesi. İş imkanı sağlasın o zaman, bizim çabamız ne? Ama bizim siz çabamız bu işi ne? Bırakmalısınız öncelikle. Kendinizi bırakıp ne yapacağız biz? Bırakıp iş yapacaksınız. Sokakta mı yatacağız? Hayır. Sokakta yatanlara devlet sahip çıkmıyor. Tövbe edeceksiniz, işinizi yapacaksınız. Ya ne tövbesi ya Allah'ım. Bu işi yapmayacağız. Ben tövbe edeceğim, aç kaldım. Hayır, büyük günahlara tövbe şarttır. Peki ben size bir şey soracağım. Bunun toplumun içinde olmasın sakıncadır. Evli misiniz bilmiyorum. Evlendiniz diyelim, bir çocuğunuz oldu. Onun eşcinsel olduğunu fark ettiniz. Ne yapabilirsiniz? Olabildiğince tedavi etmeye çalışacağım. Hayır, niye öldüreyim? Peki ne yapacaksınız? Bakın bunun tedavi yöntemi vardır İslam'da. Öncelikle Kur'an eğitim veriliyor. Anam, çocuğa, İslam, çocuğa şimdi. Ya bir saniye öyle ben tabii tıp, ki. Tıp ben doğru çözer. Tıp benim çözer. Tıp bugüne kadar bu tür hastalıkları çözmemiş. Benim ailem beni 10 kere doktora götürdü ve sadece söyledikleri şey ne biliyor musunuz? Birçok arkadaşım da bana katılacaktır. Eğer ağrı kesici yazdılar. Neyse, bakın. Antibiyotik yazıp gönderdiler. Tamam, ben bir şey söyleyeceğim. Çift cinsiyetli. Hayır. Çift cinsiyetli kişilerin tedaviyle cinsiyeti neyse o yönde yaşayabilir. Biz bunda sakıncası yok. Biz de bunu yaşıyoruz. Siz biz de diyoruz ki hissettiğimiz duyguya cinsiyeti mi veriyoruz? Hayır canım, ne alakası var? Öyle ben hissettiğim... Değerli izleyicilerimiz, stüdyomuzdaki değerli konuklarımızla şimdi İslam'da eşcinsellik, Türkiye'deki travestilerin durumu, neden dışlanıyorlar, bunları konuşacağız. Bundan öncesinde konuklarımızı size takdim etmek istiyorum. En solunda Sayın Habibe Ayvacı var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Habibe. Hemen yanında gazeteci, yazar Fatih Polat var. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk Serhan Bey. Hemen sağımda yine ilahiyat araştırmacı yazar Yüksel Mert. Teşekkür ederim. Ve iki trans bey konuğumuz var bu akşam. Öykü Hanım geçen hafta da bizlerleydi. Hoş geldiniz. Ve Sayın Seyhan Arman, siz de hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ben önce size sormak istiyorum. Türkiye'de neden dışlanıyor trans bireyler? Yani direkt böyle bir ajitasyonla çok girmenin doğru olduğunu söylemiyorum ama belki VTR üzerinden konuşabiliriz. Geçen hafta izlememiş olanlar için. Bir komedi yani. Hani VTR'ye baktığım zaman bir komedi. Habibe Hanım çift cinsiyetliyse izin veriyor, değilse izin vermiyor falan. Böyle bir otorite mi kendisi, çok merak ediyorum. Ne iş yaptığını çok hemen bilmiyorum. Hemen cevap vereyim. Bir saniye. Buyurun. Ayet-i Kerime'de Allah buyuruyor ki Nisa suresi 119. ayet-i kerime. Diyor ki Allah'ın yarattığını değiştirmeyiniz. Değiştiren olursa diyor şayet 114. ayet, bakın lütfen inceleyin. Değiştiren olursa diyor çok büyük hüsrandadır diyor. Ve lanet diyor Allah-u Teala. Hüsranda olan benim, öyle bir hüsran varsa bile hüsranda olan benim. Siz şu anda sizin, diyorsunuz hayır, ki söylediğinize öyle göre, bir şeyiniz var mı? Çift cinsiyetli olanlar da Allah'ın yarattığını değiştirmiş oluyoruz. Hayır, oluyoruz. Değiştirmiyor. Allah'ın mesela beni nasıl yarattığına nereden bu kadar eminsiniz? Allah'ın, siz kendinize bilirsiniz zaten, ben bilemem. Bunu tamam siz ama çok eminsiniz diyorsunuz ki burada Allah'ın yarattığını değiştirmiş, ben Allah'ın yarattığı hiçbir şeyi değiştirdiğini düşünmüyorum. Ortaya konuşulan bir ruh mu esastır, ruh mu esastır, görüntü mü esastır? Ruh da görüntü de ikisi de birbirini tamamlar. Görüntüyle tamamlanıyor olsaydı siz ruhunu, şu anda sizin görüntünüz ruhunuz, sence sizin ruh, inancınıza insanın, uyuyor mu hanımefendi? Bir şey soruyorum. Hayır, görüntüyse ruhu. Görüntü üstünden hayır, konuşalım. Hayır, Darth Vader gibi giyinmişsiniz. Siz şimdi başörtülü bir kadın olarak uygun mu peki sizin? Rahibe benim gibi mi giyiyor? Darth Vader diyor. Rahibe demiyorum. Rahibeler sizin gibi giyinemez. Boya küpüne düşmüşsünüz bir kere. Bir kere hayır şunu söyleyeyim. Eğer siz inancınıza göre kapandıysanız kapanmanın şeyi nedir? Amacı nedir? Karşı tarafa seksi görünmemek değil mi?
mi? Bu seksi erkek görüntü mü? Görmüyor musunuz? Korkunçsunuz, o başka bir şey. Ama başka bir yandan kendinizi seksi göstermek için bir kitler çekmişsiniz. Siz, oraya bir parıltı koymuşsunuz bilmem ne. Nasıl fark etmez? Bunlar alakası yok. Dinden çıkarmaz insanı. Dinden çıkarmaz. Dine zarar işte. Vermez. Dine de sokmaz. Alakası şimdi yok. Siz böyle sizin, giyindiniz, dindarsınız. Ben giyinmedim diye dindar değilim anlamına hiç gelmez. Kimin dindar olup kimin dine girmişsiniz siz karar veremezsiniz. Soru soruyorsunuz, kendiniz devam ediyorsunuz. Sorunun cevabını bilemiyorsunuz ki siz otorite size. Değilsiniz bu konuda. Alakası yok. İslam'da cinselliği mi araştırdınız nedir? Tabii ki araştırdık. Üzerinde fıkhi mesela üzerinde araştırmasak burada bana ne iki işimiz tane olur? Ayet söyleyerek buraya gelemezsiniz. Google açarım ben de size 100 bin tane ayet rica söyleyebilirim. Rica ediyorum. Siz kaç bununla tane ilgili? Siz kaç tane ayeti kerimeyi biliyorsunuz? Hiç bilmiyorum. O zaman niçin bilmek ayet bilen mıyım? Bir insanla tartışmayı bu şekilde niye tartışmayayım? Ben kendim biliyorum. Varoluşumun ben ne olduğunu biliyorum. Ben size ayeti kerimeyi söylerken kaç tane ayeti gerçekten siz kaç tane ayeti gerçekten biliyorsunuz? Kişinin, siz ayeti kendi kafanıza ben, göre değiştiriyorsunuz hanımefendi. Haşa, Allah'a bir sürü sığınırım. Hoca farklı Allah'a farklı yorumluyor. Siz Allah'a başka sığınırım. Bir şey yorumluyorsunuz. Sizinle şu an öteki kavga başka etmek istemiyorum. Kavga eğer bir şey öğreteceksek düzgün bir şey öğretelim. Siz öğretecek. Buyurun siz öğretin. Dediniz ya, tamam, siz dediniz öğretin. Ya ruhla insanın dış görüntüsü mü ruhu? Evet. Ruhu da çok önemlidir. Kişinin ruhu günah işlemek istiyorsa kusura bakmayın da bedeniyle de o işi işleyebilir. Ruhu istediği her şeyi yapmak zorunda değildir. Ruhun otomatik ben günahkar mıyım ben şu anda? Ben seni ve tanımıyorum. Ben senin hakkında konuşamam. Nasıl da ben konuşuyorsunuz genel olarak de gördük. Çok genel net konuşuyorsunuz. Konuşuyorum. Bütün transseksüeller hakkında konuşuyorsunuz. Genel sonra da olarak eğer genel erkek doğmuşsa bir insan değiştiremez kardeşim. Erkek olarak doğmazsınız. Allah'a... Ya transseksüelsinizdir ya değilsinizdir hanımefendi. İnsanlarda da hayvanlarda da eşcinsellik vardır. Transseksüellik vardır. İşte siz doğaya karşı geliyorsunuz. Sizin ruhunuzdaki olan şeytani dürtüler sizi... Kendinize vallahi kimi şeytani dürtüleri var. Ortada bence hiç şeytani bir dürtüm olduğunu düşünmüyorum. Transseksüel doğamaz hiçbir kul. Allah nereden biliyorsunuz? Ki, araştırma sizi, yaptınız mı? Ben bu konuda sizi, profesör müsünüz? Hayır, hangi araştırmaları yaptınız? Sordum. Hangi araştırmaları bir yaptınız? Kişi, bir kişi hangi araştırmaları yaptınız? Siz benim varoluşumdan nasıl bu kadar emin olabilirsiniz? Ben sizin varoluşunuzda değil genel olarak... Genel olarak diyeyim şey o genellemenin içinde ben varım. Ben de sizi tamam. Başörtülü olmanız üzerinden inanan biri olarak üzerinden ben de genelleyebilirim. Görüntü itibariyle erkek miydiniz bayan mıydınız? Şimdi de erkeğim görüntü itibariyle sizin için fark eden bir şey var mı? Benim için saçın önemli değil. Bir ben size fark siz ediyorum. Kendinizi niye savunuyorsunuz ya. Bu kadar ağlıyorsunuz? Ben size göre tamam ben de size diyorum savunuyorsunuz. Ki ben sizin söyle. İçin ya da Kur'an için ya da bir, ben şu anda da erkeğim insanı. Sizin için fark etmiyor ki. Ben sizin istediğiniz şey değilim ki. Benim erkek gibi görünen kadın gibi görünen bir sorun değil ki. Müsaade edin. Tabii ki konuşmak için hayır, buradayım. Hayır cevap verin de konuşalım. Sorduğunuz soruya cevap veriyorum. Vermiyorsunuz ki. Veriyorum. Ki, erkek doğdunuz. Olarak mı doğdunuz? Ben de diyorum ki şu anda da erkeğim sizin için. Fark eden bir şey var mı? Benim. Sadece ben kendim iddia ediyorum kadın olduğumu. Böyle olduğumu düşünüyorum. Böyle hissettiğim için böyle yaşıyorum. Erkek saçımın olarak uzun olup doğan olması. Bir insan Allah'ın yarattığı bu ayet-i kerimede anlattığı üzerine değiştirmeye tevessül etmesi. Peki Allah'ın vekili misiniz? Haşa. Kur'an. Siz karar vereceksiniz peki, buna. Peki Kur'an'ı bize kim öğretiyor? Kim öğretiyor, siz mi öğretiyorsunuz? Hayır, kim öğretiyor? Habiba Hanım, Seyhan Hanım. Kur'an'ı öğrenen, Kur'an'ı öğrenen. Şahsi tartışmaya döndü. Kur'an'ı öğrenen, Allah'la benim aramda bu kadar emin olamazsınız. Siz bence biraz Kur'an'ı, hayır eminlikle alakası yok. Doğru yanlışı görmek lazım. Bir soru sordum, iki konumuz şahsi tartışmaya döndü hemen. Ben tekrar o zaman soruyu değiştirip size bir daha sorayım. Ne tür sıkıntılar yaşıyorsunuz Türkiye'de trans bireyler olarak? Ya trans bireyler olarak şunu yaşıyoruz, bunu yaşıyoruzdan ziyade nerede görülüyoruz da çok alakalı bir şey. Geçen hafta da programınızı izledim. Hanımefendi de veya seyircileriniz de veya belirli bir kesim zaten otomatikman bizi belirli bir klişenin içine sokuyor. Transseksüelsen seks işçisisindir. Transseksüelsen uyuşturucu kullanıyorsundur, günahkarsındır, inanmıyorsundur vesaire vesaire. Halbuki böyle bir şey yok. Ben de başörtülü alanlar için hanımefendi burada olduğu için söylüyorum. Bir sürü önyargıyla yaklaşabilirim ama yaklaşmıyorum. Hayır, olamaz. Hayır olamaz. Günah tabii ki herkes günahkar şey. Olabilir. İnsanlar o başka bir şey. Hata ben tamamen direkt ön yargıdan bahsediyorum. Kimin neye inandığı, nasıl olduğu, nasıl hissettiği, nasıl yaşadığını diye, tabii ki bilemez insanlar. Var. Genel bir yaşamda ne görünüyor? Genel yaşamda ne siz görünüyor? Siz kendiniz de çok iyi biliyorsunuz. Herkes de biliyor. Yok hayır direkt net ben olarak söylerseniz şey cevap vereyim. Ben size bir şey sormak istiyorum. Translar niçin doğum yapamıyor? Bana cevap verir misin? Kadınsınız ya iddia ediyorsunuz. Hı hı. Niçin doğum yapamıyor? Kadınlığın eşittir doğum yapmak mı? Bu mu? Kutsal aile yapısı niçin üzerinden. Niçin yapamıyorsun? Kadınlık nedir? Ben transseksüel bir kadınım hanımefendi. Nedir? Neşeliktir. Siz kadın olduğunuzu iddia ediyorsunuz ya. Ben evet. De iddia ediyorum. İddia etmiyorum. Kadın zaten. Olamaz. Niye olamam? Olamaz normal çünkü doğum. Eşitliyorsunuz. Hayır siz normal kadın nedir? Kısır kadın. Normal yok kime kısır göre kadın normal? Kadın ayrıdır ama kadındır. O da doğurabiliyor.
şu anki tıpta tüp bebek vesaire. Fark etmez. Tıp gelişir, ben de doğururum. Bir şey daha sormak istiyorum. Bir şey daha sormak istiyorum. Çocuk doğurup doğurmamak çok önemli değil. Kadını mı buradan sorgulayamazsınız. Bir saniye. Allah, biz mesela Müslümanlar olarak diyelim ki... Siz Müslümanlar, biz gavurlar burada. Hayır, tabii çok güzel. Hayır, Müslümanlar haşa, ben sizi ayırt etmiyorum. Siz de Müslümansınız elhamdülillah. Belki ya, değilim, bilemiyorum. Ben sizi daha bilmiyorum. Daha deklare etmedim. Buket kendisini Müslüman olduğunu söyledi. Ben de o yüzden kendisine direkt hitap ediyorum. Sizi bilemem. İslam'da estetik haramdır. Ne boyutta? Allah'ın yarattığı fıtratı değiştirme boyutunda estetik caiz dedi. Neden? Çünkü Allah Teala'nın kızdığı bir şey. Diyor estetik ki ben beğenmiyor musun? Sen bana isyan mı geliyorsun? Tamam, bir saniye bir yere bana gelmeye çalışıyorum. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu ayeti başka yere çıkıp sakatlaşı olmayanlar da var. Yani bir şey söyleyeceğim. Güzelleşmek amaçlı bir burun estetiği haramdır. Aynı şekilde. Yabancı bir erkeklerin kadın yanında makyaj yapmak, o sesinizi onlara duyurmak da haramdır. Olabilir, bu da benim günahım kardeşim. O da sizin günahınızsa benim günahım üzerinden konuşamazsınız. Hayır, ben senin o zaman şöyle yapalım. Başörtülü olup da aslında ruhunda başörtüsü olmayan insanları tartışalım o zaman. Siz burada mahreminiz olmayan erkeklere sesinizi duyuruyorsunuz. Ne alakası var? Ben burada televizyondan bir sürü insana duyuruyorsunuz. Haram değil ki sesini duyurmak. Bu makyajı yapmak, böyle giyinmek değil mi? Başka hocalarda haram olduğunu söylüyor. Ne olacak? Neye göre değerlendireceğiz bunu? Ayetler var. Ben de bugün okudum. Bir sürü ayette sesini duyurmakla ilgili bir sürü problem var. Birisi nereden bakarsa, nereden yorumlarsa oradan gider anlamına geliyor. Büyük günah vardır. Bir tanesi büyük günah vardır. Bir tanesi de küçük günahlar vardır. Ha, küçük günahları yapabiliriz. Bir saniye. Fuhuş. Mesela hangi küçük? Zina. Allah'ın önüne gittiği büyük zina var. Ben zina yapmıyorum. Seksin kişi değilim. Ne olacak? Ben size göre mi konuşuyorum? Zina yapmak transseksüellik üzerinden beni etkilemiyorsa öz bende onun üstüne konuşuyoruz. Hadi bir dakika, bağırmayalım. Değerli konuk, böyle bağırmayalım. Biraz Erhan Bey bana söz verdiniz. Hanımefendi ben bir şey hiç anlatmadım. Yüksel Bey lafa girmek istiyor. Abi bak, niye veremiyorum? Veriyorum işte. Karşılıklı atışma olmasın lütfen. Abi be. Ben de diyorum ki kadınların bir eşitliği varsa kapalı kadın olmaz. Ben söyleyeceğim. Ben erkekliğin de eşitliği. Vereceğim Fatih Bey, size de vereceğim. Diyelim yarattı. Değerli konuklar. Ben Allah'a yarattım. Ben erkeğim ve buna şükür. Tekrar vereceğim sözü ama böyle karşılıklı atışmaya dönmesin lütfen. Size neyse niye geldiniz buraya? Abi var. Abi var lütfen. Sizin için mi geldiniz? Sizin için mi geldiniz? Bir durun burada. Abi var, böyle olmaz ama. Size ne bana ne olmaz. Bir saniye size Sayın Ayvacı. Sayın Ayvacı. Biz burada soru beni duyuyor musunuz Sayın Ayvacı? Lütfen. Lütfen istirham ediyorum. Tekrar söz vereceğim. Daha çok vaktimiz var. Yüksel Bey buyurun. Şimdi efendim Habiba Hanım'ı ve hanımefendiyi öyle adil, tarafsız, mantıklı, akıllı bir şekilde dinliyorum. Din adına, Kur'an adına, İslam adına, insanlık adına bir yanlış içinde olduğunuzu görüyorum sevgili Habibe. Bunlar niye ve teşekkür tüm dünya insanlık ailesi yani trans olabilir bir saniye. Kendi suçu mu? Kendi suçu mu? Suçu. O mu suç işledi? Git Allah aşkına bir ya. İnsan, git Allah aşkına. Bırak Allah aşkına. Bu bir sonuç. Bütün İslam ulemalarına göre. Bir saniye. Sen bir sonuç olarak insanları bu şekilde suçlayamazsın. Bile, senin ne haddine? Allah aşkına Yüksel abi, ben mi suçluyum? Kur'an kelime ifadeler koymuş. Hanımefendi bak, ne yapalım? Transseksüelleri için seni helak edelim. Bir kere helak olduk diyelim lütfen tahminde. Tekrar varsak, hala buradaysak demek ki yanlış biliyorsunuz hanımefendi. Habibe bir dinle. Kur'an'ın işinize geldiği gibi bir dakika lütfen, değerli konuklar. Üçlü konuşma olmasın lütfen. Çok sessiz üstüne biliyorum. Düşüncelerine göre, subjektif düşüncelerine göre Kur'an'ı değerlendirme. Bakın çok önemli bir hadis-i şerif var. Küllü min Adem'in el Adem'i min turabin. Hepimiz Adem'deniz, Adem de topraktandır. Evet. Bu insanlar taştan mı yaratıldı? Yok, bazıları katiller yani, nereden yaratıldı? Yani insan değil mi? Tecavüzcü nereden saniye, yaratıldı? Bir saniye ne dinle. Dinle. Bir kere bize tecavüz diye bilmem neyle eşit diyemezsiniz. Ben sizinle birlikte olamam. Hayır. Siz direkt transseksüelliğe eşittir suç ben diye. Ben size demiyorum. Siz bakın transseksüelliğe bakın suç diye konuşursanız. Değerli konuklar, değerli konuklar. Ben size karşı söylemiyorum. Tamam. Değerli konuklar, Yüksel Bey ilk önce önünüzü tamamlayın. Sayın Arman, Sayın Ayvacı. Sayın Arman, Sayın Ayvacı lütfen. Bakın. İnsanlar topraktan mı? Sayın Mert bir cümlesini tamamlayın. Sözüm tamamlayın bak. Hayır, Sayın Ayvacı lütfen. Her şeyi maddede, zahirde, görünüşte arayanların kalpleri gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür. Ayet şöyle buyurur. Vellezine zahiren minel hayati dünya. Onlar dünya hayatının kabuğunu, vizyonunu görürler. Ruha bak. Bu insanların benden insan olarak ne farkı var? Cenab-ı Hak lagat halaknel insane fi ahseni takvim buyuruyor. Ben bir saniye ben insanı güzel yarattım diyor. Temel prensip. Bu insanlar güzeldir. Allah'ın kullarıdır.
Senin ne hakkın ben varsa asla, o insanların da vardır. Asla. Toplumdan dışlanmaları medeni bir gösterge değildir. Günah İsveç'te, Norveç'te, benim arkada, Chicago'da nasıl hakları varsa Türkiye'de de olmalıdır. Türkiye bir travesti cennetine fikirsel, düşünsel bir transformasyona dönüşmelidir. Her erkek isteyen olan budur. Olsun. Mantıklı nasıl olan budur. Bir dakika, budur. Özür dilerim. Özür dilerim. Bir şey ya. Habibe Hanım. Bir şey soracağım. İsteyen her erkek nasıl transseksüel olabilir? Nasıl olabilir? Sizce? Hayır, ruhu size transseksüel... Hayır, karşı tamam. Meyilli. Tamam, ruhu size... erkeğe karşı meyilli, meyilli erkeklerle meyilli olmayan. Olmak. Tamam, değerli konuklar, bakın bugün böyle tamamlamak Serhan Bey, bunu tamamlamak istiyorum. Transseksüelliğin özellikle Türkiye'de, yabancı ülkelerde ne oldu, Amerika'da, orada burada ne olduğu çok da önemli değil. Türkiye'deki eşitleri seks işçiliği yapmak zorunda kalmak, aileden, toplumdan dışlanıyor olmak, öldürülmek, yaralanmak, darp ediliyor denmek. İşte seçim olmadığını buradan biraz zekanız olsa anlayabilirsiniz. Ama kim tutup böyle, da böyle bir şeyi seçebilirsiniz diye. Şey yapmayalım, konuklarımızın... Ya bunun zeka ile alakası bir şey var, başka bir şeyle alakası olmaz yani. Biraz normale dönüştürseniz siz de daha iyi anlayacaksınız. Bir travesti mevlidi getireceğiz ekranlarınızı. Bir kesit getireceğiz. Sonra tartışmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Günahlarımıza bizi bağışla ya Rabbim. Kur'an'ı dünyada bize yoldaş. Ahirette nur eyle ya Rabbim. Allah'ım Kur'an'ın her harfine karşılıklı bize de bir halafet, her kelimesine de bir keramet, her ayette de bir saadet, her suresine de bir selamet ver ya Rabbim. Ey Yüce Allah'ım, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'in sevabını Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna ve bütün peygamberlerin de ruhuna hediye edip ikram eyle ya Rabbim. Yüce Peygamberimiz evlatlarının, zevcelerin, ashabının ruhlarına da hediye edip vasıl eyle ya Rabbim. Ey Yüce Rabbimiz okumuş olduğumuz Kur'an'ın sevabını bütün ölmüşlerimizin ve babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, meşayetimizin, üstadlarımızın üzerinde hakkı olan bütün erkek ve kadın... Evet, travestilerin kendi arasında yaptığı mevlütten kısa bir kesit getirdik ekranlarınıza. Şimdi şu ana kadar hiç konuşmayan Fatih Polat'a söz vermek istiyorum. O bakalım neler söyleyecek bu konuyla ilgili. Fatih, seni dinliyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi Serhan Bey, ben Müslümanım diyen, kendini öyle hisseden bizim açımızdan bana göre hiçbir sakıncası yok. İstediği dine inanabilir, istediğini de yapabilir. O bizim açımızdan bir mahsur yok. Nitekim manevi olarak az önce bir travesti mevlidi ekrana getirdiniz. Ondan önce işte Öykü Hanım'ın namaz kılmasını ekrana getirdiniz. Kendisini mutlu hissediyorsa, doğru hissediyorsa benim açımdan bir sorun sıkıntısı yok. Ancak Türkiye'deki transseksüeller, eşcinsellerle alakalı ciddi bir sorun sıkıntı var. Maalesef ama maalesef travestilerin büyük bir kısmı fuhuş bataklığı içerisinde. Bu toplumsal bir yara, büyük bir problem. Şimdi bu bir gerçek. Bu masada öncelikle bunu konuşmamız gerekiyor. Neden bu insanlar fuhuş bataklığının içerisinde? Bir saniye efendim. Neden? Çok kısa bir şey sormak istiyorum. Özür dilerim Fatih Bey. Estağfurullah. Buyurun efendim. İşveli konuşmayın. Kur'an'da günah. Bir insan ne zaman öldürülebiliyor biliyor musunuz? Kendini intihar edebiliyor biliyor musunuz? İslam'da düşmanın intihar caiz yasaklanıyor. Caiz çok değildir. Güzel. Bir insanın diyor bir düşmanı diyor ırzına geçme anında diyor eğer diyor ondan kurtulamayacağını anlarsa o anda diyor kendini öldürebilir. Öyle hassas ki İslam namusa ve ırza bir insan ölüyor bile olsa ben size anladım. Yapmaması gerekiyor. Ben bunu maalesef maalesef yani elimizden gelince destek de verilmeli tabii tamam, ki iş ortamları kurulmalı. Seyhan Hanım, iş ortamları kurulmalı. Niye destekliyormuşuz gibi görünüyor ki? Bakınız şu bu bir gerçek. Bu zorunlu yapılan bir şey. Bunu ben cevabını vereyim. Bakınız, bakınız toplumda olmamalı. Bizce de olmamalı. Seyhan Hanım müsaade eder misiniz? Ben de konuşayım lütfen. Bence ben sizi 15 dakika kadar 15 dakika kadar sükunet içerisinde dinledim. Bakınız gerekçe her ne olursa olsun hiçbir şekilde bu masada bulunan hiç kimsenin fuhuşu tasvip ettiğine inanmıyorum. Hiç kimse de biz maalesef ülkenin şartları toplum bizi dışlıyor biz fuhuş yapmak zorundayız diye de hiç kimse bunun savunmasını yapmasın kardeşim.
O bir savunma değil, o gerçekler. Programın adı gerçekler değil beyefendi. Sizce bütün transseksüeller %90 neden seks işçiliği yapıyor? Bakınız. Herkes şanslı olmak, herkes bir Bülent Ersoy olmak zorunda değil beyefendi. Değil tabii ki. Değil, tabii çok özür dilerim. Bakınız. Niye olduğunu anlatayım, onun üzerine konuşalım isterseniz. Bakınız. Siz bir bu çocuk, camianın hayır. içerisindesiniz ve bu camianın içerisindeki ben sizi şanslılardan biri olarak görüyorum. Evet ben şanslı bir de herkes olarak, olmak zorunda değil ama. Şanslı bir durumdasınız. Ama herkes aynı şansla sahip değil. Bakınız sosyal olarak, ekonomik olarak bir güveniniz var. Peki yanınızdaki Öykü Hanım'ın böyle bir güveni var mı? Ya da şu anda Taksim'de, Sakız Ağacı'nda, otobüs durağında şu anda müşteri bekleyen travestilerin böyle bir güvencesi var mı? Yok işte aynı şeyden yok. Bahsediyorum. Neden peki? Şimdi siz bir soru soruyorsunuz. Siz, bakın beyefendi. Ben soru sormuyorum. Ben fikirlerimi açıklıyorum. Hayır tamam. Ben o zaman önce şunu konuşmak gerekiyor. Transseksüeller neden Türkiye'de seks işçiliği yapmak zorunda? Bir izin verirseniz transseksüel bir kadın olarak bunun cevabını peki, ben en iyi ben verebilirim. Söz hakkı değil. Bir şey söylüyorsunuz. Bunu insanların bilmesi gerekiyor sonuç itibariyle. Hiçbir gerekçe fuhuş yapmayı gerektirmez. Öyle bir gerekçe yok diyoruz. Aynı şeyden bahsediyoruz. Biz aktivistler olarak da bunun için savaşıyoruz zaten. Siz istiyor musunuz ki biz... Kendiniz diyorsunuz ki %90 transseksüeller fuhuş içerisinde diyorsunuz. Evet, iyi yapıyoruz mu diyorum. Bakınız. Bu çok yanlış bir şey. Bunun sebeplerini konuşalım. Hiçbir şekilde bir susarsanız konuşacağız işte. Ben size bununla ilgili cevap veriyorum. Bir saniye beyefendi. Bir saniye lütfen. Yani sen... Efendim fuhşa giden bütün yolları tıkadığında ekonomik olarak ülkenin insanına efendim gerekli şeyi verdiğinde siz fuhşunu savunuyorsunuz. Fuhşu savunmuyorum nedir ben. Bu? Ben ekonomik açlık içinde olan ya bana aç kalmakla ne alakası var? Olan iş verilmiyorsa bu toplumda sıkıştırılıyor ise ne yapsın bu adam? Ne yapsın kardeşim? İntihar etti işte. Ettirdiniz. Bütün dünya, bütün insanlık suçludur. İntihara gidiyorlar. Sayın Mert, bakınız şöyle bir şey var. Hiç kimse burada bulunan hiç kimse fuhuşu tasvip etmiyor. Ama geçtiğimiz hafta şöyle bir konuşma geçti burada. Maalesef fuhuş yapıyoruz. Ya kardeşim bu kadar kolay mı insanın kendi bedenini satması? Ben kolay değil. Kolay değil bedenini satması ama siz bunun üstüne ahkam kesebiliyorsunuz. Önce ben size diyorum ki niye seks işçiliği yapmak zorunda kalıyor trans kadınlar? Buna Allah bakmak şey, gerekiyor. Bir kere küçücük bir çocukken siz feminen olduğunu gördüğünüz birisini aileden dışlıyorsunuz. Öldürmeye kadar, tehditlere kadar götürüyorsunuz. Okutmuyorsunuz, sağlık hakkı yok. Bütün bu çocukları dışlıyorsunuz. Sonra bir çöpün içerisine atıyorsunuz ve oradan bütün kurtulmasını bekliyorsunuz. Bütün transseksüeller sizin anlattığınız hikaye üzerine mi oldu? Evet, ne üzerine yani olabilir? Sizin anlattığınız ne üzerine olabilir? Milyonda bir tanesinin hikayesi. Niye milyonda? Mi? Nereden biliyorsunuz? Hangi siz mi tanıyorsunuz transseksüelleri ben mi? Ya bir saniye hanımefendi. Hanımefendi bakın. Bilmiyorsunuz o analar babalar çocuklarını öldürüyorlar. O analar babalar hayır çocuklarını öldürüyorlar hanımefendi. Genelleme söyleyeyim bana. Ben genelleme, size. Kim seks işçiliği yapar ya? Ayrıca böyle bir genelleme yaparsak. Karaköy'de devlet eliyle çalıştırılanlar biyolojik kadın seks işçileri asla değil mi? Bir genelleme yapıyorsak kesinlikle. Siz de benim için seks işçisiniz o zaman. Buradan vurun. Niye fuhuş yapıyorsun diye ben senin üstüne gelebilir miyim? Gelemem. O zaman sen de benim üstüme gelemezsin. Ben diyorum ki burada bir gerçek var. Siz insanları, çocukları dışladığınız için böyle olur. Bakın teknoloji gelişti. Trans çocukların önünde artık doğru örnekler var hanımefendi. Eskiden bu çocuklar hiçbir şey bilmedikleri için evet mecburen seks işçiliği yapmak zorundaydı. Ama şimdi 15 yaşında, 16 yaşında küçücük çocuklar bizim kendimizi eşcinsel diye tanımladığımız zamandaki çocuklar arıyorlar abla veya mesaj çekiyorlar bir şekilde sosyal medyadan. Transseksüelim, aileme bunu nasıl açıklayayım? Okuyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Şu anda hostesten doktora kadar bir sürü transseksüel kadın var. Öğretmenlik yapan transseksüel kadın var. Neden? Seyhan Çünkü Hanım, daha bakınız, güçlüyüz. Bakınız, örgütlü Seyhan olduğumuz Hanım, için kendilerine Seyhan geliyorlar. Hanım, sizin bahsettiğiniz şeylerin hepsi geçmişte Seyhan kaldı. Seyhan ama Hanım, yine sizin iteklemenizde olan şeyler. Fatih, bakınız şöyle bir algı oluşturmayın. Biz sanki transseksüel kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı bu toplumdan dışlıyormuşuz gibi ikinci sınıf. Dışlıyorsunuz zaten bakınız, canım. Bakın dışlıyorsunuz diyemezsiniz. Bana özellikle hiçbir şekilde diyemezsiniz. Ben bunu kabul etmiyorum. Siz genelleme bakınız, yaparsanız translar bakınız, üzerinden bakınız, ben de bu ülkede yaşayan bu ülkede herkesin bunu, trans bireyleri dışladığını bakın, genellemesini için, yaparım. Siz de insansınız. Tamam. Siz de Allah'ın yarattığı bir kulsunuz. Zaten öyle. Bakınız sizi de Allah yaratmıştır. O nedenden dolayı biz sizi severiz. Ayrı bir şey. Hayır, ama Allah razı şu anda, olsun. Şu ukalalığı lütfen bırakın. Bunu biz konuşuyoruz sürekli karşımıza. Bakınız. Çünkü karşıt görüşlerdeyiz. Bakın, değiliz. Çünkü başka bir şey değiliz, söylüyorsunuz. Biz sebepler hayır, üzerinde konuşuyoruz. Benzer yerlerimiz siz bakın, var. Hayır. Müsaade eder misiniz? Şu anda Taksim'de travestilerin fuhuş yapmasını savunuyor musunuz?
Biz bunu konuşuyoruz. Bunların bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Yapmak istiyorsunuz beyefendi. Magazin haberi yapmak istiyorum. Siz buraya niye geldiniz? Ben aynı şeyi istiyorum. Bir dakika. Ben bir haber yapıyorum biliyor musunuz? Ben size diyorum ki zorunlu olarak seks işçiliği yapıyor arkadaşlarımız. Seks işçiliği yapan da dahil. Biz savunmuyoruz zaten. Sayın Arman. Neden bahsediyorsunuz? Bir dakika. Sayın Arman, biz magazin haberi yapmıyoruz. Biz ne haberi yapıyoruz? Tamam, ben size cevabını verdim. Niye tekrar aynı şeye geliyorsunuz? Müsaade eder misiniz? Benim canım gelmek istedi. Müsaade eder misiniz? Bakınız. Biz ne haberi yapıyoruz biliyor musunuz? Taksim'de şu anda bedenini satan insanlara sahip çıkılması gerektiği haberini yapıyoruz. Biz şu anda İzmir Alsancak'ta kendini satan travestilere sahip çıkılması, toplumdan dışlanmaması gerektiği haberini yapıyoruz. Bu tarz şov kokan kelimelerle konuyu saptırmayın. Habibe Hanım da Habibe Hanım da kim mi başka Habibe Hanım da farklı bir şey söylemiyor. Sadece travestilerle mi seks işçiliği yapıyor burada? Devlet eyliyle seks işçiliği yapan kadınlar için, biyolojik kadınlar için ne yapıyorsunuz? O haberi yapın bana. Sizler de bizim için kutsalsınız. Bu ya Allah razı olsun. Sizin için bakınız, ister kutsal olayım, bakınız, ister olmuyor. Ben kendim için kutsalım bir bakınız, kere. Ben kendime inancım var beyefendi. Bırakın. Bir şeyi bırakmaya gerek yok. Ben size şunu söylüyorum. Bakınız. Bence siz gidin kendi hayatınızı. Siz şöyle bir algı ben kendi hayatımı zaten kendi başıma kuruyorum. Siz zaten kimseye savunacak durumda bile değilsiniz. Bir saniye ya ne demek istiyorsunuz? Bir saniye Fatih ve Habibe Hanım siz ne? Kendisi o kadar gelmişken böyle ben ya buraya geldiyseniz kardeşim. Valla ben diyen uçuklarınızla sizsiniz. Ben değilim hanımefendi. Habibe Hanım. Önce siz benim karşıma nasıl gelmeniz gerekiyorsa öyle gelin sonra ben. Değerli çocuklar. Bakın böyle üçlü olmuyor. Sevgili Serhan. Buyurun sevgili Habibe Hanım, öyle jest, buyurun, mimik hareketleriyle artistik şovlar yapma. Bakın, yaparım, karşında insan var. Olabilir. İnsan karşısında ben de insanım. Müslüman adam ben şapka çıkartır. Kur'an şöyle buyurur, estağfirullah. İnne's salate tenha anil fahşai vel münkeri vel bağ. Geçen hafta benden daha iyi itiraz bilirsin. Ettiniz. Bir dakika sus. Ayetin siz, anlamı nedir biliyor musunuz? Siz de itiraz ettiniz. Namaz kılıyorsan evet, merhametli olursun. Bu dinin peygamberi ve me ersennake. Bir sus kız. Ayet okuyorum. Bilmiyor musun? Kur'an okunduğu zaman susun. Onu dinleyin ki Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. 7 Taksim 204 El Arap. Ama sen Kur'an okunduğu zaman da susmuyorsun. Abi başka ben sana diyorum ki namaz kılan insan bu insanlarla dayanışırsa, kucaklaşırsa, sevişirse, bu sevişmekten kasıt hemen erotik şeyleri düşünme. Bu sizin beyniniz. Bunları kendi toplumu içinde anlamlandırırsa, önem verirse, dışlamazsa bu insanlar fuhuş yapmaz. Sebep bu, Fatih atıyor oradan. Ne diyor? Efendim fuhuş meşru değil, elbette değil. Ama fuhuşa götüren sebepleri tıka. Sebep olamaz hiçbir şey yapamaz. Hiçbir gerekçe. Onlar da fuhuşu da yapar. Bu kardeşlerimizin fuhuş yapmasını gerektirmez. Yapamaz. Ya gerektirmez. Kardeşim intihar ediyor, intihar. Gerektirmez. İş vermiyorsun. Şeyh Hanım'ın tuzu kuru. Şeyh Hanım'ın tuzu kuru. Nereden biliyorsunuz tuzumun kuru olduğunu? Belki ben de zor şartlarda zaten çalışıyorum. Intihar, nereden bu kadar insan eminsiniz? Ben de sizinle aynı şeyi söylüyorum. Evet, hiçbir şey gerektirmez. Hadi gelin el ele verelim. Bununla ilgili savaşalım o zaman. Savaşalım. Biz buyurun, de sizin yanınızdayız. Biz zaten savaşıyoruz. Ben zaten 10 küsur yıldır aktivistim. Şöyle bir algı oluşturuyorsunuz. Bununla ilgili biz zaten savaşıyorum. Gibi. Şu anda bizi insanlar izliyorlar. Sanki İnsanlar sizin, neyin olduğunu anlamıyor mu sanki? Sanki karşınızda. Biz sizin Müslüman olanlara tavsiyem nedir biliyor musunuz? Bugün izledik, tam izleyemedik ama namaz kılıyordu. Şimdi, Allah kabul eylesin. Amin. Şimdi çok güzel bir şeye değinmek istiyorum. Çok kısa değinmek istiyorum, bölmezseniz sözümü. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede inne salaten alil fahşem el münker ayeti ne demektir? Allah-u Teala'nın bir müjdesidir aslında. Buket. Burada Allah diyor ki eğer namaz kılarsanız diyor. Elbette bakın inne tekittir. Ben Arabistan'da oldum, yani bunu açıklama zorunda hissediyorum kendimi. Muhakkak ki namaz sizi fuhuşluktan ve çirkin amelden alıkoyar. Eğer namaz kılarsanız zaten o huzuru kavuşmuş peki, abi, olursunuz. Ben, hiçbir surette de ihtiyacınız namaz olmaz zaten. Söyleyen, namazı kılmak var, çok önemlidir. Namaz çok güzel bir şey. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben konuya farklı bir boyutta bakacağım. İslami boyutuyla siz yaklaştığınız için eşcinselliği, özellikle trans bireyleri din üzerinde dışlandığı için aslında biz bugün buraya geldik. Ve ben ona göre kendimi
Metereler de ona istinaden hazırlandı. Benim anlatmak istediğim şey budur. Biz Ermenisi, Yahudisi, Hanifisi, Müslümanı hepimiz bir toplumda yaşıyoruz ve Türkiye'de yaşıyoruz. Kardeş gibi, insanca bir şekilde yaşamak istiyoruz. Siyahilere yapılan işkenceleri, siyahilere uygulanan bütün uygulamaların aynısını şu an Türkiye'de işçinselere uygulandığını düşünüyorum. Kendi adıma düşünüyorum. Çünkü neden? Bizler din, dil, ırk, mezhep gözetmeden özellikle yaşamak istediğimiz için, insani şartlarda yaşamak istediğimiz için bunu kalkıp din üzerinde sadece eşcinsellik işte fuhuş günahtır deyip de eşcinsel olmak günahtır deyip de bir kalıbın içerisine koyacağımıza bizim sadece anlatmak istediğimiz şey biz insani şartlarda, insani koşullarda yaşamak için işte devletten eğitim istiyoruz, devletten iş istiyoruz, devletten barınma istiyoruz. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Ama din üzerinde siz kalkıp da dini bir kanal bildiğim kadarıyla ama kalkıp da bize Müslümanlıkla her neyse Müslümanlıkla dinle Allah'la kullar arasına girilmez zaten. Hayır, Allah'la kullar arasına girilmez. Devletten bu istediklerimizin karşısında şu anki hükümet bize ben ne diyor? Size... Eşcinsellik bu yüzyılın meselesi değildir diye geliyor. Devletin bakanı tutup da eşcinsellik hastalıktır dediği zaman sokaktaki trans kadın öldürmesi olarak bu gündeme geliyor. Yani, biz devletten bunu talep ediyoruz. Biz de tabii ki normal, kime göre normalse o şartlarda yaşamayı tercih ediyoruz. Ama bize bu veriliyor mu bakalım? Önemli olan bu verilip verilmemesi sonuç itibariyle. Ben size... Sonuna kadar arkanızda destek kim söylediğiniz her ben şeyde şey ama dini konuları bildirmek ve bilmek ve öğrenmek dini de çok önemlidir. Dinle, yani sakıncalı din, şeylerden Allah Allah kaçalım hep beraber. Allah Allah kullar arasına girilmez Habibe Hanımcığım. Bakın ben Allah Allah kullar arasına girilmez. Arkadaşlar sosyal benim, boyutunu. Sevabımla günahımla Allah yargılar. Kulu asla yargılayamaz. Haşa. Penceresinden bakma. Biraz da ilim, akıl, mantık penceresinden bakalım şu olaya. Din olarak mesela dini savunucu olarak gelmişsiniz. Buraya din alimi olarak gelmişsiniz. Ben farklı bir pencerede bakacağım. 7 yaşındaki bir çocuğu, kız çocuğunu 70 yaşındaki bir adamla evlendirmek dindarlık değildir bu. Dindarlık değildir bu. Katılmıyorum. Doğru söylüyorsunuz. Ondan sonra bir erkeğe 4 tane kadın eğer bu Müslümanlıksa değil. Biz de diyoruz ki siz bunları sapkınlık olarak görmüyorsunuz da eşcinselliği sapkınlık olarak görüyorsunuz. Birisi peki, çok teşekkür ederim değerli konuklar. Konudur. Bu konu lanetli daha çok zorunlu. Hadi bak kapatmak zorundayım programı. Lut kavmi Pampaya bölgesinde yanlış söylemiyorum. Bir tartışma değil orada değerli izleyiciler. Orada iyi bölgedeki doğal afetler sonuna geldik. Öykü Hanım teşekkür ediyoruz. Gerçekler ekibi olarak, TVM ailesi olarak gerek ülkemizden gerekse de Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Belçika ve diğer tüm ülkelerden izleyen tüm seyircilerimize selam ve sevgilerimizi sunuyoruz efendim. Gerçekleri izlediniz. Allah'a emanet olun. Osmaniye'den Ali Vahis'i unuttum. Selam söyleyecektim. Selam. Peki onu da söylemiş olayım. İyi geceler efendim. Kaygınızı bozmayı daha dün neydi? Ne oldu? Evet ama yani. Kafayı takmışsın. Hayrettin Bey. Farklı görüşler. Farklı insanlar, farklı olaylar. Kıyamet kopar o zaman ey! Kıyamet haşa! Sen Rab mı oldun kopardım be? 2 dakika 2 saniye kadar benim kalbim durdu. Söyleyecek sözü olanların buluşma noktası... Aç mı kalacağım, aç mı yaşayacağım bu Türkiye'de? Kar yol arayanların tek adresi Çıkmaz Sokak. Ufku Görkem Kırdemir'le Çıkmaz Sokak... 27 Ocak Salı günü saat 23.15'te TVM. Sizi gibi sinirlendirici olan görüntüsüzlükle aydın olan karanlık Çocuklarımızdan bir an için hayat için hayat. Tam olabilir. Her emekliliği rakam ayarlasın. Tamam mı? Tamam mı?